Yoldan 360'tan herkese merhabalar. Ben Lokman Dağ ve bugünkü durağımız Adıyaman. Efendim Adıyaman'a geldiğinizde nerede, ne yenir, ne içilir, nerelere gidilir dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hikayelerimiz olacak, yol hikayelerimiz olacak. Tarih anlatacağız size. Hazırsanız Adıyaman turumuz başladı. Komagene Kralı Antiochos, Nemrut Dağı'nın batı terasına hem de doğu terasına kral tahtında oturan tanrıları yaptırmış, heykellerini yaptırmış. Nedeni ise kendisi de zaten tanrılaşmaya çalışan aslında bir kral. Kralın bir tarafı Makedon, bir tarafı da aslında Yunanlı. O nedenle herkesle hem batıyla hem doğuyla çok savaş yapmamış, barışçıl bir kral olduğunu herkes biliyor. Zaten Komagene çok büyük, geniş bir alana sahip ve çok verimli toprakları var. Diyor ki, benim bu topraklarım, buradaki ekeceğim, bikeceğim her şey bize yeter. O nedenle savaşmayı hiç düşünmemiş. Hangi heykeller var burada? Biraz onlardan bahsedeyim. Hemen aslanı ve kartalı görüyorsunuz. Aslında hem yeryüzünün hem de gökyüzünün en kuvvetli iki canlısı. Aynı zamanda batı ve doğunun da simgesi olduğu için aslan ve kartalı görüyorsunuz burada. Komagene'yi görüyorsunuz ki Komagene buradaki bereketi simgeleyen önemli bir heykel. Zeus görüyorsunuz. Zeus tanrıların tanrısı. Hemen Zeus'un yanı tarafında Apollon var ki kendisi Zeus'un oğlu. Herakles'i görüyorsunuz. Bir de Antiochos'un kendi heykelini görüyorsunuz. Sonda yine bir kartal heykeli. Yukarıda tahtları görüyorsunuz. İşte o kral tahtlarında aslında bu heykeller oturmuş bir şekilde duruyordu. Ancak zamanla bunlar deforme olmuş ve şu an burada düzgün bir şekilde sergileniyor. Ama arka tarafta bir teras daha var. O terası da hadi hep gezip dolaşalım. Şu anda batı terasına geldik. Batı terasına geldiğimizde aslında heykellerin daha az deforme olduğunu görebiliyorsunuz. Hem doğuya hem batıya aynı heykelleri, aynı heykeltıraşlara yaptırmış. Aslında burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Etrafımızda ve Adıyaman yöresinde inceleme yaptığınızda bu taşları bulamıyorsunuz. Bu taşları nereden getirdikleri hala tarihçiler ve arkeologlar tarafından araştırılıyor. Ama daha tam kaynakları bilinmiyor. Yine burada kartal heykelini görüyorsunuz. Gökyüzünden güçlü hayvanı. Yine Antiochos'un kendi heykelini görüyorsunuz. Komagene'yi koymuş yine buraya. Zeus, Apollon ve Herakles'in burada o büyük heykellerini görmek mümkün. Aslında hadi anladık. Taşlar buradan değil ama biz çıkarken nefes nefese kaldık. Bundan tarih öncesinden bahsediyoruz. Bu heykeller ya da bu taşlar, bu kayalar buraya nasıl taşındı? O da ayrı bir mühendislik uğraşı. Çünkü nasıl bir kaldıraç sistemi yapmışlar, bir asansör sistemi mi, bir merdiven sistemi mi yapıldığı tam olarak bilinmiyor hala. Buranın bulunuş hikayesi de çok ilginç. Alman askerler buraya geldiğinde buradaki bir köylü onu buraya, Alman askerleri buraya getiriyor ve bu heykelleri gösteriyor. Onlar da muazzam bir şekilde şaşırıyorlar. Daha sonra buraya artık arkeologlar geliyor. Alman arkeologlar yıllarca burada çalışmalar yaptılar. Hatta çok özel cihazlar getirdiler. Tümülüsün içini görebilmek için. Çünkü yapılan bütün kazılarda kralın mezarı bulunamadı. Nerede olduğunu bulamadılar. Büyük bir ihtimal bu tümülüsün içinde. Ama tümülüse açılacak kapının nerede olduğu bilinmiyor. Hem bulunuşu hem daha sonra turizme kazandırılması ve şu anda UNESCO tarih listesinin içinde. O nedenle buraya çok daha fazla bir şey yapılamıyor. Mecburen yürüyerek çıkıyorsunuz ama 2200 rakıma geldiğinizde benim gibi başınız dönecek. Birazcık o basınçtan etkileneceksiniz. Biz bir de hızlı hızlı çıkmaya çalıştık. Belki güneşin doğuşunu size gösteremedik ama dünya harikası olan Nemrut Dağı'ndaki bu güzelliği size göstermek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık.
Sırada Adıyaman'a has mumbar ve katmer tatlısı var. Haydi yapalım. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. İsmim Öznur Günay. Adıyaman'ın yöresel ev yemeklerinin işletmecisiyim. Harika. Evet. Peki kaç yıldır bu işletme var? 10 yıl oldu. 10 yıl oldu. Evet. Neler yapıyorsunuz burada daha çok? Burada sacda gözlemelerimiz, katmerlerimiz, bumbar yemeğimiz, yani aklınıza gelen ev yemekleri, Adıyaman'ın ev yemekleri. Peki mesela dışarıdan biri gelen Adıyaman'a burada ne yesin? Mesela mumbar biz Mardin'de de çok yaparız, çok iddialıdır ama sevgili Serkan dedi ki, Serkan Bayan bu arada meslektaşımız, oradan da ona sevgiler, saygılar, Adıyamanlı, evet, iyi bir Adıyamanlı. Muhakkak mumbar ye, üzerine de katmer ye dedi. O nedenle evet, kendimizi biz biraz ona hazırladık. Mumbarı da şimdi gördüğümde güzel bir toplu kuzu mumbarı aslında. Evet, evet. Mumbarın içine ne koyuyoruz? İç malzemesini biraz sayabilir miyiz? İç malzemesinde bulgur var. Bizim evet, iri bulgurumuz var. Kuru soğan. Bolca kıyma, yağlı kıyma, evet, ve baharatlarımız var. Baharatta karabiber, pul biber ve birkaç tane daha baharat var. Yağ tabii ki, evet, evet. Şimdi bir yandan gösterelim. Bu özel herhalde bıçağıyla yapıyoruz. Evet. Nasıl doldurduğumuzu da görelim. Evet. Sevgili dostlar, dediğim gibi ben bir Mardinli olarak ben bu yemeğe hastayım. Burada tabii en önemli etki mumbarın kendi temizliği. Bakın kar gibi bembeyaz. Onun temizliği çok önemli, hijyeni çok önemli. Bir diğeri ise içinin lezzeti. Onu da kişi kendine göre istediği baharatı koyabilir. Ama kıymasını ve bulgurunu, ki bazıları pirinç de yapıyor, bulgurlu olduğu için bana göre biraz daha sağlıklı geliyor. Bakacağız. Kaç saat pişecek bu? 4 saat yapmış. 4 saat. Evet, 4 saat pişiyor. Aman 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 aman. O zaman biz böyle bir bu 4 saat pişince ortaya harika bir lezzet çıkacak. Bazılarınız diyebilir ama ben çok seviyorum. Siz de seveceksiniz. Yapalım mı katmeri? Yapalım. Tereyağlı, fıstıklı katmeri. Şunu söyleyeyim bu arada. Adıyaman'ın katmeri öyle başka hiçbir yerin katmerine benzemiyor. Farklı bir katmer. Bir yandan başlayalım. Tamam. Hamurumuzu açmaya. İçine ne koyuyoruz katmerin? Katmerin içine şeker. Evet. Fıstık, çekilmiş fıstık. Bir de tereyağı. Daha önceki programlarımızı izlediyseniz Gaziantep'te onlar sıvı yağ üzerine döküp sadece yapıyorlar. Ama siz burada tereyağıyla yapıyorsunuz. Tereyağıyla, evet. Aslında en büyük özelliğiniz bu sizin kendi tereyağınız. Ağır geleceğini düşünmeyin. Çok ağır bir tatlı değil. Bence böyle her yemeğin üzerine yenebilecek. Bana göre Mithat'ın gözleri böyle balon gibi açıldı. Çünkü aramızdaki tatlıcı o. Çok sever tatlıyı. Tereyağını da böyle içine koyduk. Ondan sonra ateşle buluşturacağız. Sonra sofrada buluşacağız. Uzun süre bekledikten sonra o harika mumbarlar, katmerimiz çok güzel görünüyor. Ve ablam dedi ki bir de sarmanın tadına bak. Ama benim aklım hala şu güzel mumbarda. Bu arada biz bunu böyle eskiden çatal bıçaksız şu şekilde geldik. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Gerçekten çok yerdeydim ama Adıyaman bunu başka yapıyor. Kesinlikle çok başarılı bir sarmayı da yiyoruz şu anda. Harika. Sırada Adıyaman'a has katmerimiz var. Esmer undan yapılıyor. Ve Antep'teki gibi fırında değil, saçta yaptık. Şunu diyebilirim ki,
Saçta da çok lezzetli oluyormuş. Ve esmer onunla da çok başarılı. Ben bu lezzetlere bayılırım. Adıyaman coğrafi işaret konusunda son zamanlarda bir hayli atağa çıktı. O ürünlerden bir tanesi de kahta bademi. Kahta bademi artık coğrafi işareti var ve badem şehirde gün geçtikçe artıyor. Peki nedir bu kahta bademinin özellikleri? Zaten bademin özelliklerini saymakla bitiremeyiz. Peki badem nasıl işleniyor? Piyasaya nasıl sürülüyor? Hemen şu kapının arkasında sizlere göstereceğim. Kahta demek benim için badem demek. Çünkü bademin bu kadar kıymetli olduğunu kahtaya geldiğinde öğrendim. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Mehmet Saray Yıldırım, Badem Üreticileri Birliği Başkanıyım ben. Bademin bize biraz faydalarından bahsedebilir misiniz? Kahta bademi %24 protein içerir ve en değerlisi de %76 oleik asit miktarı içerir. Oleik asit nedir? Cildi güzelleştiren, kanserli hücreleri öldüren, genç hücreleri bölünmeye teşvik eden asittir. Ki kozmetikte bademin değerli olmasının sebebi de budur. Yakın zamanda diyetisyene gittim ve rejim verdi. O verdiği sağlıklı beslemede de muhakkak her gün 30 tane 40 tane bademi yemem gerektiğini söylemişti. Ve çiğ bademi yemem gerektiğini söylemişti. Peki kahta bademine gelelim tekrardan. Evet. Kahta Türkiye'deki badem üretiminin neresinde, yüzde kaçı burada yapılıyor? Sizin bu yatsı biraz daha büyük bademinizin özelliği ne? Kahta'daki badem geçmişi yaklaşık 10 yıl. Birliğimizde 7 yıl önce kuruldu Badem Üreticiler Birliği. 10 yılda Türkiye badem üretiminin %12'sini üretmeyi başardı. 10 yılda %12'sine çıktınız. Evet. Harika. Ve 70 bin dönüme, yani yaklaşık olarak 3 milyon civarında ağaca yetişti. Hey maşallah, çok badem iyi bir ağacı. Çok hızlı büyüyen bir sektörümüz oldu. Direkt bademden geçinen 1071 ailemiz var ve 6000 kişi de badem işinde çalışıyor şu an. Neredeyse sıfır atık diyebileceğimiz önemli bir ürün. Ne yapıyoruz? İçini ne yapıyoruz? Dışını ne yapıyoruz? Tozunu ne yapıyoruz? Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Evet, bademi daha ilginç bir yönünü bu sene keşfettik. Bademin yeşil kabuğu en değerli gübrelerden daha iyi bir gübre değer taşıyor. Tahlillerini yaptırdık. Kuru kabuğu da yakacak olarak kullanılıyor. Hatta kırım esnasında oluşan tozu bile yem üreten, hayvan yemi üreten fabrikalarda selülüs kaynağı olarak kullanılıyor. Selülüs kaynağı olarak. Bademin kendisi zaten çok değerli. Kabuğu değerli, yeşil kabuğu değerli, tozu değerli. Değersiz olan bir şey yok. Şimdi kabuk buradan kabuklu olarak geldi. Arkadaki makineye girdi. Evet. Nasıl bir işlemden geçiyor? Nasıl ayırıyorsunuz büyüklüğünü, küçüklüğünü, kalitesini? Şimdi kabuklu haliyle geldiğinde önce helezyondan kalibre, ön kalibre eleğine gider. Orada her bir badem büyüklüğüne göre badem değirmenine düşer. Her bir bademin kırılacak değirmeni farklıdır. Kırım gerçekleştikten sonra değirmenlerde bantlardan yürüyerek hafif tane eleğine geçer. Hafif tane eleğinde havayla ve titreşimle kabukların ciddi bir kısmı alınıp zaten kabuğun çıkış bandına gider. Ondan sonra hava üfürmesiyle üzerindeki tozlar alınır. Ondan sonra da kalibre eleğine gelir. Kalibre eleğinde de bademin boyutları kalibre edilir. Her bir boy için farklı bir elek kullanılır. Bunlar hepsi yapıldıktan sonra yine de bademimiz her ihtimale karşı elden geçirilir. Mutlaka banda gider ve elden geçirilir. Mutlaka bu yapılır. Ondan sonraki hali budur. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. Badem Araştırma Enstitüsü de ilimizde kuruldu. Aynı zamanda Tarım Kredi Kooperatifi büyük bir fabrika kurdu. Ve önümüzdeki 3 yıl içerisinde ilçemizdeki şu an mevcut olan 7 işletmeyi
50 işletme yükseltip katma değerini burada bırakmak istiyoruz. Anadolu'dayız, tüm hızıyla devam ediyor. Cumhuriyet Caddesi'nde çok güzel bir yere geldik. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kavurmalı hıtapla Adıyaman kebabı. Ama bu kebap başka kebap. Haydi yapalım. Ve sevgili dostlar, şu anda şişlerimizi köşeye koyduk. Çünkü Adıyaman'ın o efsane kebabını yapacağız. Ustacığım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz Adıyaman'a. Ustacığım önce bir seni tanıyalım. İsmim Abdurrahman. Kebapçıyız. Kebapçıda hizmetkarız müşterilerimize, misafirlerimize. Yüreğine sağlık. Sizde dededen babaya nasıl geçiyor? Dede mesleği, evet, devam etmeye çalışıyorum. Deden ismi neydi bu işi yapan ilk? Mehmet. Evet. Ondan sonra kime geçti? Mustafa. Şimdi ben de. Şimdi üçüncü kuşak. Evet. Önce bir etin neyini kullanıyoruz? Zırhı nasıl geçiyoruz? Bir yandan zırhlayalım, bir yandan da anlatalım. Etimiz erkek koyun. Toklu dediğimiz. Toklu. Bu yöreye ait. Evet. Onunla kemikli 120-130 kilo gelen dişi düve etinin karışımı. Yüzde kaçı yüzde kaç? Yani %50-50. %50-50. Evet. Bir yandan zırhlayalım ustam. Şimdi aslında sade kebap da diyebiliriz. Aynen çünkü öyle. Bunun içinde... Tuzun dışında bir şey var mı usta? Hiçbir şey yok. Sevgi var. Emek var. Ustamın sevgisi var. Ve tabii şişlerimiz var. Bakın bu şişler öyle Adana'daki gibi yassı şiş değil, kare şişler. Şişe geçirmesi kaç gram oluyor bu kebap? Bunun her bir şiş biz 80 gram. Porsiyon olarak 160 grama denk geliyor. Bunu böyle daha iyi mi pişiriyorsunuz? Bununla daha iyi mi tutuyor? Niye... Bu kare şiş. Yani bu kare şiş Adıyaman'a özgü bir şiş. Ama her tarafı da kıvamında pişer yani. Şöyle bu şekilde bastırıyoruz usta. Yoksa? Abi yakında mesleğimizi alırsın. Yani. Yok estağfurullah. Biz öğrendiğim bir ben sertifika aldım da Adana'da. Çok iyi. Ne oldu hayret niye hayret dedim sevgili Mithat. Şu acılıdan değil de şuradan alayım. Herhalde olacak şöyle. Harika yapıyorsunuz. Vallahi oldu mu? Vallahi. Yani sadece birazcık ustamdan şeyi gördüm. Birazcık buradan sapladık. Ah! Şimdi böyle pişirirken göreceğiz ocakta değil mi? Evet. Rahat bir şekilde pişireceğiz. Tabii bu değil de bunu birazcık süslememiz gerekiyor. O zaman şişlerimizi haydi aşkıyla yani alevle buluşturalım. Adıyaman'ın kendine has çok güzel bir kavurması var. Şöyle bakır kaplarda ateşle buluşunca efsane bir kavurma var. Ama onun dışında hıtap dedikleri kavurmalı efsane bir lezzet var. Ustam bize onun tarifini verir misin? Bunun tarifi kolay. Bu kavurma bizim Adıyaman yöresinin yöresel bir eti. Evet. Eskiden dolap olmadığı zamanlarda büyüklerimizin, annelerimizin evde yapıp eti uzun süre beklettiği, yani muhafaza etmek için yaptıkları bir... Korumak için aslında tabii. Ürettikleri bir şey. Aynen öyle. Domates salçası, pul biber, sarımsak, soğan. Bunları burada böyle... İnce ince doğradık. Tabii doğradık. Sonra evet. Böyle kavurmaları içine attık. İçimiz bu. Aynen böyle. Kavurma zaten daha önce piştiği için sıkıntı yok. Tabii. Soğanı da diğer malzemeleri de çiğden doğradık. Şimdi hazır mıyız usta? Hazırız. Verelim ustamıza bunu bir güzel bize... Hıtar bir yapsın, pişirsin. Bundan sonrası artık masaya geçelim mi usta? Tabii. Yoksa çıkışını alacak mıyız böyle sıcak sıcak? Bence çıkışını da alalım. Alalım mı? Evet. Kavurma içeri girdi mi? Evet. Girdi. O zaman hıtar da çıksın. Sonra bütün lezzetleri masada görelim. Çünkü bir görsel şölen olacak.
Kebabımız da geldi. Of 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 of. Ustam ne yaptın? Buharı üstünde kavurmamız var. Kavurmalı hitabımız var. Bu arada bakın şöyle. Ustam nasıl açıyordu bunu? Usta eli yanmaz. Ses arkadaşlar. Gelecek. Yüreği yananın eli yanmaz. Yüreği yananın eli yanmaz. Sıkacaksın abi limonu. Evet. Yiyeceksin abi. Bu böyle yenir. Bu böyle yenir. Kavurmayı da. Evet. Şöyle ekmeği banacaksın abi, koparacaksın. Alacaksın, yiyeceksin abi. Of 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 of. Şöyle ben alayım, hiç zahmet etmiyorum. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ya da söylemeyeyim. Yüzümden anlamışsınızdır ne kadar mutlu olduğumu. Ben bu kebapın aşkıyla yanıp tutuşurken şöyle birazcık maydanoz, sumaklı soğan, isteyene buradan biraz acı biber ama zaten biz birazcık acılı yaptırdık ve yanına domates. Sadece şunu söylemek istiyorum. Buraya geldiğinizde kebap yediğinizi anlayacaksınız. Bakın çatalı vurduğunda nasıl dağılıyor bakın. Bu iyi bir kebap demek. Şöyle dağılacak. Harika bir kebap, muazzam bir hıtap ve kavurmalı. Aynı zamanda kavurması var ve lahmacun da çok güzel. Ben bu lezzetlere bayılırım. Sevgili dostlar, dünyaya çift köfteyi tanıtan şehirdir Adıyaman. Her ne kadar Şanlıurfa ile aralarında bir sürtüşme olsa da Adıyaman'ın kendine has bir çiğ köftesi var. Şanlıurfa'nın kendine has bir çiğ köftesi var. Aynen. Efendim merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ahmet Bozkurt. Adıyaman merkezde oturuyorum. Ahmet Bey, Adıyaman çiğ köftesini bize anlatır mısınız? Nedir özelliği? Biz soğanı elle doğruyoruz. Evet. Soğanı da yıkıyoruz. Çok güzel. Az öyle. Soğan. Evet. Bu arada etimizi de hemen şöyle gösterelim. Etimizi de başından beri mi içinde oluyor hep? Evet. Kıymamız tek çekim. Aynen. Ondan sonra sarımsağımızı yine elle doğruyoruz. Şifa deposu sarımsak neyin içine girse çok yakışır. Ondan sonra salçamızı koyuyoruz. Domates salçası. Evet, domates salçası. Harika. Onun dışında ne girecek? Ondan bir 5-6 defa böyle yoğuruyoruz. Sonra? Ondan sonra simidimizi koyuyoruz. Ondan yani sonra yoğuruyoruz. Yani ince bulgurumuzu evet, koyuyoruz. Evet. Ondan sonra yoğurmaya devam. Aynen. Peki kaç dakikada hazır olur bizim çiğ köfte? Yani 20-25 dakikada hazır olur. 20-25. O zaman biz siz yoğurmaya başlayın. Seyircilerimiz de fazla güleceğiz, eğleneceğiz. Hem müziğe, harfhane ile beraber hem de çiğ köfteye doyacağız. Haydi müzik başlasın. Sevdiğim zaman.
düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Hocam emeğinize, yüreğinize sağlık. Hoş geldiniz. Şöyle bu güzel grubu bir tanıyalım. Merhabalar. Adıyaman Musiki Derneği Harfane Topluluğu. Yüreğinize sağlık. Şöyle ekibi biraz tanıtabilir miyiz? Kimlerden oluşuyor ekibimiz? Sevgili Abdurrahman Sakar, ritim sazda bize eşlik ediyor. Çömlek diyoruz ya da daburka denilebilir. Öyle deniliyor. Bendir de sevgili Yaşar Özkin. Solo'da Cabbar Kölgeler. Ben Mustafa Çiftçi, hem Harfane Topluluğu'nun işte birlikteliğini sağlıyorum, öyle diyeyim, şey diyeyim. Necit Bozkurt, cura ya da bağlamanın atası kopuz. Evet, kullanıyor. Rıfat Toker, tambur. Ona biz sazbuş diyoruz sonlarda. O bağlama aslında bizim icadımız. Ama şimdi sazbuş diye satılıyor, temin ediliyor. Keman da Ali Büyükyolcu. Çiğ köftemiz de yavaş yavaş yoğrulurken biraz da hem izleyenlerimiz de biraz güzel bir coşturalım mı? Olur, hareketlenelim. Adıyaman Türküler... hareketlenelim. Adıyaman türkülerinden oluşan bir potpuri yapalım. Sesinize, kolunuza sağlık. Sevgili dostlar, Anadolu'dayız. Tüm hızıyla devam ediyor.
Perre Antik Kendi'ne geldik. Diğer adıyla da Prim olarak biliniyor. Burası şu anda nekropol alanı, yani mezarlıkların olduğu yer. Aslında bu antik kentin Komagene de büyük bir yere sahip. 5 büyük ilden bir tanesi. Başkentten Malatya'ya gelen askerler, kervanlar, yolcular buraya geldiğinde bu Perre Antik Kenti'nde konaklıyorlarmış, burada kalıyorlarmış. Bulunduğumuz bu alan, dediğim gibi, mezarlık alanları. Bugünkü mezarlıklarda olduğu gibi aile kabirleri var, yani aile mezarlıkları var. Zengin olan ailelerin bir de mezar odaları var. Diğer böyle çok zengin olmayan sıradan vatandaşların ise yol üzerinde mezarlarını görebileceğiniz önemli bir yer. Bir de Perre'nin bir özelliği daha var. Hatta kitaplara konu olan çok önemli bir çeşmesi var, Roma Çeşmesi. Öyle ki o suya doyamıyormuş burada yaşayanlar, askerler, kervanlar. Sırf buradaki suyu içmek için bile bazen yollarını buraya saptıkları rivayet edilir. Tamamen yekpare kayanın ovularak yapılmış olmasıydı. Dışarıdan herhangi bir taş veya mermer sütun getirilmemiş buraya. Şu anda bulunduğumuz bu yer 5 kişilik bir aile mezarlığı. Hemen şurada 3 kişinin mezarını görüyorsunuz. Tabii o dönemin şartlarına göre hepsi hemen hemen birbirinin aynısı. Baş kısımlarının ise biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Burada 3 kişi yatıyor. Hemen yan taraflarda ise bir bu odada, iki tane bu odada, bir tane de oda olmak üzere yine mezarların olduğunu görüyoruz. Bakın burada da baş kısımları yine biraz daha yukarıda. Onu burada hissedebiliyoruz. Mezarların olduğu yer yaklaşık yukarıya 2 metrelik bir alan bulunuyor. Mezarların olduğu yer ise birazcık daha alçak. Şu anda bulunduğumuz bu yer, ben 1.83 boyundayım, yaklaşık 2 metre yüksekliğinde. O gösterdiğim büyük bir ihtimal zengin bir ailenin mezar odası. Burada da bir mezar var. Bakın dışında çok ağır, kocaman bir taşla örtülü. Onun yarısı kırılmış şu anda. Büyük ihtimal buralarda bir yerde onun da kırılan bölümü. Buralar, gördüğünüz her yer dediğim gibi mezarlık. Aynı zamanda burada hala kazı çalışmaları devam ediyor. Çünkü gün yüzüne çıkacak daha çok önemli yerlerin olduğunu biliyoruz. Çünkü burası tarihi Komagene Krallığı. Sevgili dostlar, çok gezdik, çok dolaştık. Dilim döndüğünce size Adıyaman'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştım. Tekrar görüşünceye dek, hoşça kalın.